Bitirelim mi artık? Tamam, kestik. Ya yüzleri çok görünmedi ama okey, iyi oldu yani, güzel. İdare eder. Sen söylememiş miydin? Dur şimdi. Sen iyi misin? İyiyim, iyiyim. Çok güzel. Hadi. Biz aslında öpüşmeyecektik. Kendi aramızda öyle prova ettik. Öpüşüyor gibi yapacaktık ama işte heyecandan tutamadım. Kendine bilmiyorum abi, bilmiyorum ya. Bu da garip bir huyum benim işte. Ayıp oldu değil mi şimdi? Tamam buraya şey yapma çok, sakin. Yani kız tabii şaşırmıştır biraz da. Anlatırsın. Yani anlayacaktır. Kızın ilk öpüşmesi. O da böyle oldu şimdi. E tabii. Böyle hayal etmemiştir. Niye lan? Sen kendininkini nasıl hayal ettin? Ya ben hayal etmedim abi. Lisede denk geldi, yapıştırdım, geçtim. Ama yani kadınlar öyle değil. Evet, kadınlar hayal eder. İnsan olan hayal eder. Herkes bizim gibi hayvan değil ki. Niye böyle bir şey yaptım ki ben? Ayıp oldu, ayıp oldu. Çok ayıp oldu, ayıp oldu şimdi. Sen hayat okulundan mezun ol. Dön dolaş vardığın noktaya bak. Anlıyorum. Sen kaç para alıyorsun? Askeri ücret alıyorum. Ya bırak Allah aşkına. Askeri. Evet abi. Kaç alıyorsun, kaç? Yasak, bizim şirkete konuşulmaz böyle şeyler. Niye yasak ya? Yasak abi. Abisi, yeni çaycı sen misin? Evet. Bir çay alabilir miyim? Alabilirsin. Mutfak orada. Ben şu ilerideki açık ofiste oturuyorum. Aferin. Ben de Boğaz yanında oturuyorum. Ne yapalım yani? Oraya getirmen için söylüyorum. Masama, masama. Bana öyle ağzını eye konuşma Kıvırcık. Bak ne yapalım biliyor musun? Git şuradan kendine çay al. Hatta bir tane de bana koy. Benim şurada küçük bir işim var. Halledip geleceğim. Hadi abisi. Hadi. Allah cins. Allah cins midir nedir ya? Aha. Ayşe, kız. Ya şu benim işe başlama muhabbeti var ya. Abi, hiç sırası değil şimdi. Ne oldu kız sana? Ne? İyi misin? Ne iyi misin? Ne olmuş bana? Ne bileyim, kıpkırmızısın. Allah Allah. Kız elma gibi kızarmışsın sen. Dur bakayım. Aa. Ateşin de var ha. Ne oluyor lan, kuş gibi titriyorsun? Aa, bak bak. Bak gözlerini de kaçırıyor. İyiyim abi ya. Yani Ayşe, bilmesem aşık oldun diyeceğim. Bana burada sabah sabah dövmeye adam aratacaksın ha. Ne aşkı abi, ne aşkı? Aşk falan yok, ne aşkı? Kız şaka yapıyorum, ne sinirleniyorsun ya? Sinirlenmiyorum. Ayrıca şirketteyiz, şirkette şaka yapma bana. Enişte! Enişte! Bak bak, aslan eniştem benim ya. Gel gel ya. Ne yaptın ya sen bizim kıza? Ne yaptım, bir şey yapmadım. Kampanya gereği, o rol gereği öyle. Yok abi, bir şey yapmadı ya, ne yapacak Kerem? Allah Allah, ne oluyor ya size sabah sabah? İyi tamam, anladık, şaka da yapmayacağız demek. İyi tamam, kapattım tamam. Bir şey diyeceğim, üçümüz buradayken baş başa verelim de bir beyin fırtınası, kafa patlatalım. Şimdi bakın, benim şu şirketteki pozisyon var ya, hani açıkçası benim biraz tadım kaçtı bakın. Çok işim var. Benim de. Hay Allah'ım yarabbim, hadi. Ha, Kıvırcık. Ne yaptın, bana da koydun mu çay? Benim adım Kıvırcık değil, benim adım Atilla. Öyle mi? Annem, baban, sevdiklerin sana öyle desin. Güzel isim Atilla. Benim için Kıvırcıksın. Nokta.
Oğlum bak. Ya ne hakkı var mı böyle bir şey yapmaya? Kızım sen de normalde kaplan kesilirsin. Öyle kala kaldın. Patlatsaydım ya ağzına iki tane. Ben de öptüm mü acaba onu? Karşılık verdik mi? Bir an sanki o da karşılık verdi gibi. Verse ne olacak? Sen Kerem Yiğiter'sin. Ne yapacaksın? Bu kıza aşık mı olacaksın? Gerçekten onunla evlenecek misin? Erkut kayınbiraderin mi olacak? Asla. Asla. Asla böyle bir şey yok. O senden etkileniyor ama sen ondan asla etkilenmeyeceksin. Bu evliliği neden yaptığını unutmayacaksın ve hedeflerinden sapmayacaksın. O sana bakar. Aşık da olur. Kız görmemiş ki, yaşamamış ki. Ama sen Kerem Yiğiter'sin. Sen bu ülkenin en çapkın 3-4 adamından birisin. Bunu sakın unutma. İlk olarak gece gündüz sınav düşünecek ve en iyi matematik hocası bulunacak. Çapkınlığın birinci kuralı nedir? Aşk yok. Araba kullanmayı mutlaka öğreneceğim. Çapkınlığın ikinci kuralı ne? Aşk yok. Şirkette yükseleceğim. Bu işi çok iyi öğreneceğim. Çapkınlığın üçüncü kuralı ne? Aşk yok. Ve kesinlikle aşık olmayacağım. Sakın aşık olma. Sakın aşık olma. Çapkının dördüncü kuralı ne? Aşk yok. Aşk yok. Aşk yok. Aşk yok abi. Tamam abi, ben zaten bu konuyla ilgili bir daha yorum yapmıyorum sana. Yok diyorsan yoktur. Aşk yok tabii abi. Aşk çapkın adamı bozar. Çapkın adamın aşkla işi olmaz. Yakışmaz yani. Nasıl durur biliyor musun? Bermuda şortunun altına giyilmiş, çoraplı makosen gibi durur. Yani kitlelere göre sayılırız. Güzel tespitler Burucuğum ama bunları bana niye anlatıyorsun? Sana anlatıyorum çünkü senin o bakışını beğenmedim ben, o asistan kıza, Gonca'ya. İyi kız ama değil mi? Kafada çalışıyor. Kaptırmışsın bile kendini. Aşk çapkın adamı bozar diyorum, bozar. Senin aşkla iş... Hoş geldin. Ben de şimdi sana geliyordum. Bizim çocuklar yeni çekimler için hazırlık yapıyor abi. Hazır olunca ben sana haber vereceğim. Ha bu arada, şu son poz, malum poz yürüdü gitti. Hatta şöyle söyleyeyim, vurduk geçtik. Hadi bay bay. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Nereye kadar?